Tamam mı? Tamam. Öldürürsen kendini öldürürüz. Benim yanımdan sağ götürdü. Benim yanımdan sağ götürdü. Ben kızımı sağ olarak çıkardım. Nereden benden. Bileceğim ben ya? Ben, siz nereden bilemezsin. Bileceğim? Ben Allah'la ben kendim biliyorum. Kendim de biliyorum. Benim yanımdan sağ götürdü. Tek başına mı öldürdü? Kendi götürdü. Net değilse çocuğumu benim yanımdan sağ götürdü, hastaneye de götürdü. Ama net değilse kendi biliyorum. Şimdiye kadar 10 senedir niye sormadın bu soruyu? Kendi biliyorum. Bu çocuğu nereye götürdün diye şimdiye kadar nerede bu çocuğu niye sormadın? Karşısına inandırdın. Burada çıkarsa da karşısına inandırdın sen beni. 10 sene. 10 sene. Yani bir senedir, iki senedir, üç senedir. Aynen. 10 sene. Aynen. Sen de ben aynen. Sana inandırdım. Ben yaptıysam sen niye öyle ettin o zaman? Evden kovduktan sonra baktın başına. Sen niye öyle ettin o zaman ben yaptıysam? Evden kovduktan sonra baktın başına. Ben yaptıysam sen niye öyle sustun o zaman? Benim vicdanım rahat da ondan. Çok mu rahat? Rahat benim rahat. Vicdanım. Tamam bu soru vicdanın rahatsa kardeşim. Senin kızın öldürülmüş. Açık ve net. Hı. Artık oradan çıkacak, buradan çıkacak, kapıdan gelecek ya. Şimdi daha inanıyorum geç. Bak tamam. Bir aydır yayın yapıyoruz. Tamam. Kimse de birbirini kandırmasın. Tamam. Tamam mı? Tamam. Kimse. Aynen. Lütfen çok rica ediyorum. Tamam. Senin kızını kim öldürdü? Bilmiyorum kim öldürdü. Annesi mi öldürdü? Ben bilmiyorum kimin öldürdüğünü. Ceset nerede o zaman? Bilmem. Çocuğu nereye gömdüler? Bilmem Azize onu siz çıkarttıracak, jandarma çıkarttıracak, onu asa çıkarttıracak onu. Sen kızını öldürdün mü? Ben kızıma hiçbir zaman zarar vermem. Verecek olsaydım ona da zarar verirdim. Ben başka bir şey soruyorum. Hı. Sen kızını öldürdün mü? Ben kızımı öldürmedim. Peki kızını öldürmediysen, cesedi bulamazlarsa beni cinayete suçlayamazlar diye neden söyledin? Ben bu konuyu niye dedim? Neden ben dedin? Dedim, beni neye dayanarak suçlayacaklar dedim. Ben kızıma bir kötülük yapmadım. Bak ben senin kızına taciz ettiğin onu aklıma bile getirmek istemiyorum. Orta cinayet ceset yoksa cinayet yoktur kelimesini de kullanmadım. Kullandığını duyanlar var. O zaman çıksınlar. Bana şu adam dedi desin. Böyle bir şey söylemedin mi? Ben kimseye böyle bir şey demedim. Kızından ceset ben diye bahsetmedin gittim, mi? Bak köye gittim. Evimin işlere ilgilendim. Hayvanlarıma ilgilendim. İki seferde kahveye gittim. Onda parti kahvesine gittim. Çok ilgilendin. Belli her şeyde çok ilgilendin. Anca Hızır'ı bulmaya gittin sen oraya. Ya ben Hızır'ı niye tehdit edeyim? Niye çıkmıyor o zaman? Niye adam niye ben? Çıkmıyor? Niye çıksın. Uykusu çıksın niye kaybetti? Çıksın ben kimseyi tehdit etmedim. Ben sadece bir tek sefer parti kahvesine gittim. Sonradan da bir sefer de çocukların borcu varmış. Herkes yalan söyle bir sen doğru söylüyorsun. Değil tamam, mi? Ben yalan konuşuyorum o zaman. Herkes yalan söyle bir sen doğru söylüyorsun. Ne oldu da herkes karşıma çıkabilir noktasına geldi? Çıksın bu saatten sonra. Herkes çıkacak değil mi? Çıksın. Bana yok Türkan yok şu yok bu yok o. Köyde herkes çıkacak mı? İsteyen çıksın dedim hanım. Her türlü soruya açıksın. Açığım bundan sana. İsteyen çıksın. Kızının cesedi köyde nerede sence? Bilmem. Katil nereye gömdü? Bilmem. Nereye gömdü? Kızın nerede gömülü? Gömdü tamam. Hı? Dedi ya mezarlıklara gömmüştür diye. Ya mezarlık falan demedim. Başka bir yer dedi. O zaman bulun dedim hanım. Jandarma araştırsın bulsun. Ben buraya geldiğimden beri söylüyorum. Saklı öldürdüyse kızın cesedi nereye gömdü? Bilmem. Gözümle görmedim hiç kimseye bir şey diyemem. Bu çocuk neden öldürüldü? Bilmem. Aynı şey sana o zaman soracağız. Sen yıllarca bu kadının yanında, bu kadın ve sevgilisi bu şeyi öldürdülerse. Tamam. Sen nasıl bunun yanında kaldın? Ben devamlı dağda kaldım. Devamlı koyunla kuzuyla devamlı dağda kaldım. Arama kararı, yakalama kararı çıktıktan sonra neden jandarmaya gitmedin? Gitmedim tutuklu olduğum için, yakalanacağım için. 10 yıl neden bekledin? Nasıl bekledin? 10 yıl beklemişsin. 10 yıl boyu bak diyorsun 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 yıl boyunca böyle bir kadının yanında neden durdun? Kendisine sor. Ben söyleyeceğim. Ne bileyim ben sen kendisine beraber karı koca bir... Didem Hanım kendisine bana değil. Ben hiçbir zaman evde doğurmadım. Neredeydin ya? Evde değil miydin? Neredeydim? Neredeydin? Sana soruyorum ben. Neredeydin? Sana soruyorum sana. Neredeydin bak, ben sana soruyorum. Geldin gelene şeker hastası yaptın ağzım yüzüm kuruyor. Herkes bak. Şeker hastası. Az adamı. Tamam. Fatma sen dün o sözü duyduktan sonra ceset yoksa cinayetle işte beni suçlayamazlar sözünü duyduktan sonra Mustafa söylemediğini söylüyor. Ama duyanlar biz bunu duyduk Mustafa'dan diyenler var. Sen onu duyunca ceset lafını duyunca yıllarca kızımın katiliyle birlikte yaşamışım dedi. Aynen. Benimle nasıl yaşamış? İşte yıllarca birlikte. Benimle nasıl yaşamış ya, dedim ama nasıl fark edemedin? Nasıl fark edemedin? 10 sene ya. Bir sene değil, iki sene değil, üç sene değil. Mustafa katilse nasıl fark edemedin? Yanındakini nasıl kandıysa ben de öyle kandırdı. Bak yanındaki daha iki günlük tanıdığı halde kandı buna. Ben yıllardır 20 senedir tanıyamamışım. 20 senedir tanıyamamışım ben. Ama sen 22 yıllık eşlisin ya. 26. 26 ya, 26 ya 26 bir de. 26 yaz bastın. 26 yıl ya. Tanıyamamışım. Ben de buna inanmıyorum.
asla inanmıyor. Birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Hiç de tanımıyorum. Birbirinizin attığı her adımı biliyorsunuz. Ben bilmiyorum. Kaşlardan, gözlerden bile, bütün gözlerden de mesajlaşıyorsunuz. Vallahi ben buradayım zaman. Ne biliyorsa hepsini açıklasın. Benim bilmediğimi bildiği için sadece buna sığınıyor. Hala ben bilmediğimi bildiği için dedi, tamam. Benim bilmediğimi biliyor çünkü. Bildirmedi zaman. Ne şeyinde bir değişiklik. Sen demin şey dedin, hamileymiş, el alem, ele güne nasıl, el alemin yüzüne nasıl bakacağız? Hamileymiş. Aynen. Sözünü, çocuğun hamile olduğunu. Sen mi fark ettin, Mustafa'dan mı öğrendin? Ben fark ettim ama çocuğu getirmediği gün söyledi kendinde. Yani hamileymişmiş diye kendi de söyledi. Hamileymiş, ele... Benim bu kelimeyi kullandım öyle mi ben sana? Kullandın. O gece kullandın, çocuğu getirmediğin gece kullandın. Hamileymişmiştir diye. İyi bakalım. İyi bakalım. Hamileymiş. El aleme, ele güne nasıl, el alemin yüzüne nasıl bakacağız ne demek? Yani milletin yüzüne nasıl bakacağız dedi değil mi? Yani millete ne cevap vereceğiz mesela? Dün mesela, dün mü, dün aslında ilk çıktığımda Mert ne dedi? Hı-hı. Mustafa kızın hamile olduğunu bilseydi dedi. Hı-hı. O karşı tarafın dedi külünü kurudurdu dedi değil mi? O zaman çocuk niye kayboldu? Dedim bu kelimeyi. Dün bir şey daha söyledi. Bak bir şey, dün o lafı kestiniz mi arkadaşlar? Dün yayında o şeyden, Fatma'dan kesildi, şimdi verelim mi? Nihal'in bana söylediği sözde burada var mı? Var mı o arkadaşlar? Var galiba. Bir gelsin, olmazsa ben söyleyeceğim. Dün Fatma senden o cümleleri duyduktan sonra, yani başkaları senin hakkında işte ceset yoksa beni cinayete suçlayamazlar sözünü ben söyledikten sonra, senin söylediğini söylüyor herkes, tamam, birkaç kişi. O isim, insanların ismini şimdilik vermeyeceğim ama yeri ve zamanı gelince açıklayacağım. Vallahi ve işte ondan da mikrofonla sen duyacaksın Mustafa. Evet. Sen kulaklarında bu sözü kimin yanına nasıl söylediğini duyacaksın ama şimdi, tamam, söylemeyeceğim. Arkasından bak ekranda neler oldu. Gelsin ekranlara, Fatma'nın söylediklerini yayınlayın lütfen. Fatma, cesedin yerinin bulunmayacağına artık kızının... Peki, her şeyden emin değilim hanım. Bulunmayacağından her şeyden emin. Ceset yoksa cinayet de yoktur. Bu ne anlama geliyor Fatma? Gidemem, kaybetmiş kızımı.